Şimdi Burak Kural'la birlikte Galatasaray'ın transfer gündemini ve elbette TT'yi konuşacağız. Burak Kural, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Biz detayları aktardık. Futbolcu İstanbul'da Shakhtar Donetsk'le sözleşmesini tek taraflı feshediyor TT ve Galatasaray'da futbolcuyla imza aşamasına geldi. Siz neler söylersiniz, özellikle sağ kanatta TT'nin varlığı mevcut kadro içerisinde nasıl yer bulur? Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Hem Galatasaray camiasına hem de TT'ye. Şimdi oyuncu, çok kısa bahsedelim oyuncunun özelliklerinden. Çok net bir ters ayaklı kanat oyuncusu. Yani sağ kenarda sol ayağıyla sürekli içe kat eden, dar alandan çalımlarla çıkabilen, arkaya da zaman zaman koşu atabilen, sol ayağını çok etkili kullanan bir oyuncu. Sağ kenarda özellikle topla buluşunda rakip beklerle birebir kaldığında, burada arka tarafı da özetlerde gözüküyor zaten, oyuncunun çok net bir stili var. Rahat bir şekilde bitirişleri yapabilen, dar alandan çalımlarla rahat çıkabilen, faul alabilen etkili bir oyuncu TT. Özellikle teknik kabiliyetleri zaten üst düzey. Çabuk, çevik, yani beli çok çabuk dönen, reaksiyonu çabuk verebilen, hızlı yön değiştirebilen bir oyuncu. Bu da kenar oyuncular için çok önemli özellikler, çok önemli artılar. Ama fizik olarak tabii belli dezavantajları var oyuncunun. Hani savunma anlamında da, fizik anlamında da biraz daha minyon bir oyuncu görece. Dolayısıyla baktığınızda TT'nin ne verebileceğini öngörmeniz mümkün. Oyuncunun bir de geçmiş takımlara bakmak lazım. Bu gibi transferlerde, aslında her transferde TT hep büyük kulüplerde oynadı. Bu çok önemli bir avantaj. Bu kulüplerde baskıyı, başarılı olma baskısını gören bir oyuncu. Bunların üzerinde oynamış bir oyuncu. Aynı zamanda şöyle bir özellik var. Kapalı savunmalara karşı oynamaya alışmış bir isim. Bizim ligimizde biliyorsunuz, yani dört büyüklere karşı oynadığınızda diğer takımların çoğu ciddi derecede katı savunmalar yapıyor. Çok adamla çıkmıyor. Geride bekliyor. Dolayısıyla burada da bu savunmaları açmak hem teknik, hem kabiliyet fiziksel, hem de deneyim gerektiriyor. Bu anlamda hem Shakhtar'da, kendi ülkesinin en büyük kulüplerinden birinde, kendi ülkesi derken Shakhtar, yani kendi ülkesinin en büyük kulüplerinden biri. Bu anlamda hem burada oynaması, Lyon geçmişi yine çok değerli. Tabii Leicester sezonu çok kısa sürdü ve Leicester küme düştü biliyorsunuz. Yani Leicester buna çok uygun bir kulüp gibi gözükmüyor ama Lyon ve Shakhtar tecrübeleri çok çok değerli bu anlamda. Peki Burak Kural, hemen şunu da sormak isterim. Şimdi biz TT ile imza aşamasına gelindiğini konuşuyoruz ama sağ kanatta Galatasaray'da geçen sene şampiyonluk yolunda önemli bir performans sergileyen Raşit Sağ ismi de Raşit Sağ ile tekrar bir birliktelik de söz konusuydu Galatasaray için. Orada pazarlıklar hala devam ediyor. Raşit Sağ mı TT mi? Ve Raşit Sağ'dan artık TT gelirse Raşit Sağ gelmeyecek anlamına çıkarıyor musunuz buradan? Benzer futbolcular mı? İkisini birlikte nasıl yorumlarsınız? Tabii ki. Şimdi Raşit Sağ ile aslında TT çok farklı oyuncular. Çünkü Raşit Sağ tam böyle, nasıl anlatayım, çok iki yönlü bir kenar oyuncusu. Yani koysanız bek de oynayabilecek. Belki henüz daha yaşı çok geçmedi. Belki 30'lu yaşlarında beke de evrilebilir. Yani ömrümüz vefa ederse görebiliriz bunu. Çünkü birçok oyuncu, ön oyuncusu yıllar geçince biraz daha bek tarafı da evrilebiliyor. Şimdi özellikle savunma katkısıyla çok ciddi derecede fark oluşturdu geçen sene Raşit Sağ. Çok tempolu bir oyuncu, dayanıklı bir oyuncu, çiftçiyerli deriz bu tip oyunculara. Bu anlamda hem de mental olarak da çok çalışkan ve uyumlu bir oyuncu. Kimyada açıkçası oturmuştu. Ancak Raşit Sağ'da son durum, tabii işte Norwich'in istediği ciddi bedeller var. Onlar konuşuluyor. TT ise az önce anlattığımız gibi biraz daha tek yönlü bir oyuncu Raşit Sağ, ama tabii Raşit Sağ'a göre de çok daha teknik bir oyuncu. Çok daha dar alandan çalım kabiliyeti olan bir oyuncu. Raşit Sağ çok dar alanda kabiliyeti olan bir oyuncu değil. Raşit Sağ'ın devleştiği maçlara bakalım. Hep boş alan bulduğu maçlarda devleşti. Öyle bir şey de söyleyebiliriz. Yani iki oyuncu çok farklı oyuncu burada. Ama tabii şöyle anladığım kadarıyla Raşit Sağ'da bir sıkıntı var ki bu kadar maliyetli bir oyuncu alındı. Yani TT bonservisiyle alınıyor. Yani imza parası var, yıllık ücreti var. Çok düşük ücretler değil bunlar. Hem Raşit Sağ için de 8-10 milyon euroları Norwich'in istediğini düşünürsek, 8-10 milyon euro sadece bonservis, 2 milyon euro civarı maaş vereceğiniz bir Raşit Sağ var. Öte tarafa da aynı mevkiye bir de elinizde Zaniolo var. Bir de aynı mevkiye 5 milyon euro imza parası verip bir oyuncu herhalde böyle
Hiçbir kulübün lüksü yok. Yani Suudi Arabistan kulüplerinin bile böyle bir üçlü sağ kenar rotasyonu lüksü yok diye düşünüyorum açıkçası. Böyle baktığınızda. Ama tabii Rashid Sam'ı şimdi şeyi de konuşmak lazım. Yani bir tarafta Zaha alındı. Zaha'nın savunma katkısı belli. Kerem Aktürkoğlu'nun savunma katkısı belli. TT'de bir Rashica gibi savunma katkısı çok yüksek bir oyuncu değil. Burada belki daha farklı bir profil alınabilir miydi? O da söz konusu. Ancak yani şunu da söylemek gerekiyor. Yani gerçekten TT özel bir oyuncu yani. Çok yetenekli bir oyuncu. Ciddi rakamlara zaten transfer yaptı Avrupa'ya ve daha 2000'li bir oyuncu. Yani TT'nin burada Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray'ın kalacağını ümit ediyoruz. Orada göstereceği performans. Onun haricinde tekrardan ligde yapacağı bir farklılık. Biliyorsun ligimizden de çok oyuncu tekrar transfer olabiliyor. Suudi Arabistan pazarı bu sezondan sonra böyle devam edecek mi bilmiyorum ama ilerleyen dönemlerde tekrar farklı noktalara satabileceğiniz bir oyuncu da olabilir diye düşünüyorum Tete. Ama Raşistan'ın yani buradan sonraki transferi olur muydu? Onu çok ondan çok emin değilim. Ancak ikisi çok farklı karakterde, oyun karakterinde oyuncular. Burada Okan Hoca bu şekilde onay verdiyse mutlaka bir düşündüğü vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burak Kural. Ağzınıza sağlık, kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Devam edelim şimdi Fenerbahçe ile ana habere. Sarı lacivert